Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 10.3 beta 1 ile nelerin geldiğini, bu sürümün nasıl bir sürüm olduğunu anlatacağım. Bu sürümü beraber değerlendireceğiz. Arkadaşlar baştan söyleyeyim, beklediğimiz tiyatro modu maalesef 10.3 ile gelmemiş. 10.3'te öyle bir mod yok. Dark mod, tiyatro modu. Artık o beklediğimiz siyah temalı mod maalesef 10.3 beta 1 ile iPhone'lara sunulmamış. Ancak bunun haricinde ben incelediğim kadarıyla bir iki ufak tefek yenilik gördüm. Bu yenilikler daha çok ayarlarda arkadaşlar. Şöyle üst kısımda. Görüyorsunuz ki üst kısımda burada önceden iCloud, iTunes ile yaptığımız daha çok iCloud ile şu bölümde iTunes'in hemen altında bulunan iCloud ayarlarını en üste almış Apple. Burada bize birçok özelliği kullanmamıza olanak sağlıyor. Adı, telefon numarası, e-posta adresi gibi bazı fonksiyonları buradan kullanabiliyoruz. Arkadaşlar bunun haricinde Apple Müzik, yeni uygulamalar vesaire, doğum tarihi birçok şeyi buraya taşımış arkadaşlar Apple. Buradan gördüğünüz gibi eski iCloud arayüzünü buradan erişebiliyoruz artık. Birçok şey koymuş. Parola ve güvenlik, iOS 9 ve üstüne bir iki faktörlü kimlik doğrulama yapmıştı Apple. Daha çok restore ettiğimizde falan tekrar bir kod soruyordu bize. Bazılarımız hatta çok büyük sıkıntılar çıkartmıştı bu kod. O kodun da kontrolünü buraya almış Apple. iCloud, iTunes. Ondan sonra bakın, diğer cihazlarımızı da kontrolünü buraya almış. İzlenmesi vesaire. Gördüğünüz gibi ilk önce kimlik doğrulamanız gerekiyor. Burada cevapları verdikten sonra o aygıtlarla alakalı da işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün aygıtlarınızı da buraya listelemiş. Bunun haricinde iki faktörlü kimlik doğrulama. Arkadaşlar bende açık olmadığı için bunu bana soruyor. Hatta şimdi değil diyeyim ben. Gördüğünüz gibi ayarlarda yapmadığınız bir şey olduğu zaman arkadaşlar şurada bir olarak size ayarlardan bildirim gelmiş gibi bir şey gösteriyor. Bir yazıyor veya iki yazıyor. Buraya girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi iOS 10.3'te iCloud bölümünün üste taşındığını ve burada arkadaşlar Facebook'unuzdan, Facebook adresinizden profilinizi alıp ve isim soy ismi de yazarak bu şekilde burada görüntülediğini görüyoruz. Peki 10.3 betayı nasıl yükleyebiliriz? Bunu da anlatacağım arkadaşlar. Bunu anlatmadan önce 10.3'te ben yarım saat, bir saatlik kullanımımda birazcık hızın yükseldiğini gördüm. Ancak tabii ki bu daha henüz kesin bir bilgi değil. Ancak birazcık sanki 6S cihazlarda hızlandırma yoluna gitmiş Apple. Biraz daha stabil çalışan bir sürüm yapmış. Muhtemelen bu sürüme jailbreak de gelmeyecektir. Yani gelmesi çok nadir olan bir sürüm gibi düşünüyorum ben. Tabii ki bu kendi düşüncem. Benim kanaatimde gidecek olanlar arkadaşlar 10.3 beta kullanmak yerine 10.2'de kalsınlar. 10.2'ye ben jailbreak bekliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu linki size videonun altında açıklamalar kısmında vereceğim. Bu linki Safari ile açarak indir butonuna tıklıyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Gördüğünüz gibi profil yükle diyoruz arkadaşlar. Yükle deyip şifremizi, ekran pin kodumuzu giriyoruz. Ben girmiyorum çünkü bende yüklü. Ondan sonra ise arkadaşlar ayarlarda gördüğünüz gibi profil kısmında bende yüklüydü. Şöyle göstereyim. Şöyle bir profil yükleniyor. Sonra gelip normal genel yazılım güncelleme kısmından benim gibi buradan güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun çıkmayacaktır. Bu beta 1. İlerleyen betaları da aynı bu şekilde alabilirsiniz. Ancak 10.3'ün final sürümü beta kullanıcılarına
gelmeyebiliyor arkadaşlar eğer son betadaysanız. Onu da söylemiş olalım. Ayrıca beta güncellemesini profili yükledikten sonra iTunes üzerinden yapmaya kalkarsanız son sürüm deyip güncellemeyi görmeyecektir arkadaşlar. Sadece güncellemeyi buradan yapabilirsiniz. Ancak pek gerek duyacağınızı sanmıyorum. Eğer gerek duyuyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Takıldığınız bir yer veyahut da keşfettiğiniz yenilikleri yorumlarda tartışırız arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.